Yılanlar, timsahlar ve büyük sürüngenler pek de korkutucu sayılmaz. Sadece fotoğraflarda korkutucu görünüyorlar. Vay canına, lafımı geri alıyorum. Yılanlar haricinde çatal dile sahip olan tek sürüngen timsah monitörüdür. Dilleri sayesinde kokuları algılayabilirler. Unutmadan söyleyelim, bu canlıların bir diğer ismi de ağaç timsahıdır. Bir ağaca tırmanmanın sizi ondan kurtaracağını düşünüyorsanız yeni bir plan yapsanız iyi olur. Çünkü bu hayvanların tırmanma yetenekleri epey etkileyicidir. Hayli saldırgan olmalarına rağmen şansımıza Yeni Gine'nin iç kesimlerindeki dağlık bölgelerde yaşarlar. Geçen hafta izlediğiniz fantastik filmdeki ejderha kadar korkutucu olmasa da Komodo ejderleri gerçekten ürpertici görünüyor. Çağımızın en büyük sürüngeni kendi adını verdiği bir adada yaşıyor. Bir gün Endonezya'yı ziyaret ederseniz 140 kilo ağırlığında ve 3 metre uzunluğundaki bu ejderi güvenli bir mesafeden görmeyi unutmayın. Bu sürüngen yumurtladığı bölgede devasa bir çukur kazar. Yavruları güçlerini topladıktan sonra buradan çıkıp en yakın ağaca tırmanır. Bunu asi olduklarından değil, hayatta kalmak için yaparlar. Komodo ejderleri diğer komodo ejderlerini yediği için aile bağlarının çok sıkı olduğunu söyleyemeyiz. Bu kaplumbağa klişelere meydan okuyor. Kaplumbağaların arasında kamufle olmaya çalışan bir dinozora benziyor. Çıkıntılı kabuğu, sert derisi ve inanılmaz güçlü ısırığıyla sıradan bir kaplumbağa olmadığını gösteriyor. Bataklık ve tatlı su göllerinde yaşar. Üstelik kapan kaplumbağa ailesinin en büyük, en ürkütücü ve en ağır üyesidir. Bilinen en büyük örneği yaklaşık 110 kilo ağırlığındadır. Kabuklarında yetişen algler yüzünden onları su yüzeyindeki tuhaf kaya parçaları sanmanız oldukça muhtemeldir. Sanırım artık başrolü kaplumbağa olan bir korku filmi yapabilirler. Gece avlanan bu canlılar bulabildikleri her şeyi yiyebilir. Menülerinde yılanlar, keseli sıçanlar, su kuşları, sincaplar, diğer kaplumbağalar ve hatta bazen küçük timsahlar bile bulunabiliyor. Bugünden sonra göle girebileceğimi pek sanmıyorum doğrusu. Sıra yılanlarda. Boncuk gibi gözler, rengarenk desenli bir deri. Ancak kör Madagaskar yılanı için bunlar geçerli değil. Bu küçük sürüngenler zayıf ve pembe bir solucana benzer ve doğada onlarla karşılaşmanız pek muhtemel değildir. Yer altında yaşarlar ve evet, yalnızca bulanık şekilleri ve gölgeleri algılayabilirler. Bu nedenle temel olarak kokuyla avlanırlar. Kör yılanların boyu en fazla 30 cm'dir ve Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunurlar. Yılanlardan bahsetmişken kobradan bahsetmesek olmaz. Sarı, siyah, çizgili. O kadar farklı renk ve şekillerde olabiliyorlar ki. Fakat umarım kraliçe lakaplı, tüküren kızıl kobra ile asla karşılaşmazsınız. Bu kobranın zehrini zerk etmek için sizi ısırmasına gerek yoktur. Onun taktiği biraz daha kaba sayılır. Zehir bezlerinin çevresindeki kaslarını sıkarak zehrin birazını avına püskürtür. Normal saldırılardan daha korkutucu bir taktik olduğuna şüphe yok. Ancak önemli bir nokta var. Kobranın zehri derinize gelse hatta ağzınıza sıçrasa bile işe yaramıyor. Zehrin etki etmesi için gözlerinize girmesi gerek. Oh neyse, yani ona arkanızı dönmüş kaçarken sizi gözünüzden vurabilecek kadar iyi nişancı değillerdir sanırım. Ama yapılan bir araştırmada 10 denemenin 10'unda da bilim insanını koruyucu gözlüklerinden vurmayı başarmışlar. Yılanlar ve kaplumbağalardan laf açılmışken yılan boyunlu kaplumbağayı atlayamayız. Onları dolaşırken gördüğünüzde bir yılanın kaplumbağanın evini ele geçirdiğini zannedebilirsiniz. Fakat hayır, bu kaplumbağanın boynu toplam uzunluğunun yarısı kadardır. İnsan boynunun da böyle olduğunu düşünsenize. Neyse ben almayayım. Bu canlılar genellikle sulak bölgelerde ya da bataklıklarda yaşar. Türün bazı üyeleri kokarcı adıyla bilinir. Bunun sebebini içlerinden birini yakaladığınızda öğrenebilirsiniz. Sahip oldukları kötü kokulu spreyi 1 metre uzağa kadar püskürtebilirler. Pac-Man kurbağası adını efsanevi Pac-Man oyunundan alıyor. Yuvarlak bir vücudu, kocaman bir midesi ve ağzı vardır. Sarı, kırmızı ve beyaz gibi çeşitli renklere sahip olabilirler. Çok tembel oldukları için tırmanmaktan hatta hareket etmekten bile hoşlanmazlar. Fakat onlara dokunmaya çalışırsanız sahip oldukları dişler sayesinde sizi ısırabilirler. Şansımıza zehirli değillerdir.
Fakat parmağınızdan sarkan bir kurbağa pek de hoş bir görüntü olmasa gerek. Haksız mıyım? Karşınızda gavyal. Kendisi var olan en eşsiz ve en tuhaf görünümlü timsahlardan biridir. Burnuna baksanıza. Fakat bu sayede kolaylıkla balık avlayabiliyor. Pusuya yatıp avlarına atılan timsahların aksine gavyallar sudaki titreşimleri hissedebilirler. Ardından başlarını titreşimin geldiği yöne çevirirler ve karınlarını afiyetle doğururlar. Çenelerinde yüzden fazla diş bulunur. Gavyallar zamanlarının çoğunu suyun içinde geçirir. Fakat güneşli havalarda rahatlamak için karaya çıkabilirler. Yaşamlarını tatlı su nehirlerinde geçirirler. Artık nehir kenarına giderken de bir kez daha düşüneceğim. Sürüngenler, yılanlar ve kurbağalardan sonra yeniden kaplumbağalara dönüyoruz. Bu sefer domuz burunlu kaplumbağayla karşınızdayız. Bir tatlı su kaplumbağası olan bu canlının uzun bir burnu ve iki tane kocaman burun deliği vardır. Adını da zaten buradan alır. Bu şirin burunları sayesinde vücutlarının geri kalanı suyun altındayken nefes alabilirler. Böylece bedenlerini gizlemiş olurlar. Üstelik karınlarının deseni ağaç kabuklarının yansımasını andırdığı için su altı avcılarına karşı da kamuflaj sağlamış olur. Kamuflaj taktikleri sayesinde en azından 140 milyon yıldır hayattalar. Bu onların dinozorlarla birlikte yaşadığı anlamına geliyor. Yaprak burunlu yılanın uzun bir bedeni ve yaprağı andıran tuhaf bir burnu vardır. Pinokyo yılanı olarak da bilinen bu canlının ana vatanı Madagaskar'dır. Onları bir dal parçasıyla karıştırmanız işten bile değildir. Gündüzleri dinlenen bu canlılar gece vakti avlanır. Menülerini ise küçük sürüngenler, kurbağalar ve hatta kuşlar oluşturur. Kendinizi tropik bir kumsalda deniz kıyısında hayal edin. Çevrenizde Hindistan cevizleri, palmiyeler ve iguanalar var. Evet, bu arkadaşlara her yerde rastlayabilirsiniz. Kumsalda, ağaçlarda hatta bazen kayalıklarda bile olabilirler. Meksika'dan Brezilya'ya kadar oldukça geniş ve güneşli bir coğrafyada yaşarlar. Güneşlenmeyi sevmelerinin sebebi ise D vitamini ihtiyaçlarını gün ışığından karşılamalarıdır. Bu sayede gıdalarından daha fazla besin alabilirler. Merak etmeyin, iguanalar kendilerini tehdit altında hissetmedikleri sürece saldırgan değildir. Zehirli değillerdir fakat sahip olduğu keskin dişler sayesinde canınızı epey yakabilirler. Bu arada küçük kertenkelelerin tehlike anında kuyruklarını bırakmaları gibi iguanalar da kuyruklarını bırakabilir. Oluklu kertenkele sıklıkla yılanla karıştırılan bir sürüngendir. Milyonlarca yıl süren evrimleri sonucunda kol ve bacaklarını kaybetmişlerdir. Yılanlar ise uzuvlarını onlardan çok daha önce kaybetmiştir. Buna rağmen aralarında oldukça büyük farklar vardır. Oluklu kertenkeleye yakından bakarsanız göz kırptığını görebilirsiniz. Ancak yılanların göz kapakları bulunmaz. Onların gözlerinde koruyucu bir zar katmanı vardır. Yılanların çok küçük kuyrukları varken oluklu kertenkelelerin bedenlerinin büyük kısmı kuyruktan ibarettir. Artık sürüngenler sınavınızdan tam puan alabilirsiniz sanırım. Bu videomuzda kaplumbağaların biraz öne çıktığını kabul ediyorum ama Mary River kaplumbağasına baksanıza. Harika bir tarzı yok mu? Ne de olsa her gün yeşil saçlı bir kaplumbağa görmüyoruz. Ama bu kaplumbağanın da bir sırrı var. Bu yeşil şeyler saç değil, alg.